zaman şöyle anlat. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Tam şurada. Hatırlıyor musun Vefa? Öteki mahallenin çocuklarıyla kapışacaktık da bizim mahallenin gülü yapıyorlardı. Tam ben dedim tamam bitti artık bırak. Sen bir böyle gerildin, bir hoşuna da böyle bir gülümsemeye başladın dedim. Korktu bu herif. Tam orada senle Güneş çıktınız. Güneş seni bir attı ortaya. Yırttık mahallenin gülü olmaktan. Sen de yırtmış mıydın lan? Ne oldu lan? Kamer ne oldu o gün ya? Kurtulamayan tek ben oldum o gün. Ha. Neyse o zaman projede. Ya bir tarifte. Ya arıyorum, tarıyorum, arıyorum, tarıyorum. Limon yok. Ne toptancılara gittim, kime sorduysam yok. Memleketteki bütün limonları ihraç etmişler. İki güne kalmadı, bir kamyon limonla geldi Güneş Bey. Ya kilo fiyatına taneyle kapanın elinde kaldı sarı gelin. Ne para yapmıştık be, vay Güneş Bey. Sizin bu yaptığınıza bir şey deniyor. Şuradaki duvarda yazıyor, buraya çöp dökün. Fiti fis, fiti fis, fiti fis, fiti fis. Ya biz ihtiyacı karşıladık canım. Tamam, tamam. Şimdi şeyi ben projeyi anlatmaya devam edeyim. Benim o domuz gribi ilacıyla ilgili araştırmalarımda da bir yığın çalışanını bana gönüllü olarak yollamıştık. Say, nerede o adamlar? Biz de çok haber alamıyoruz tabii. Galiba emekli oldular mağlulen. Neyse, herkesin saçma sapan anları bittiyse ben projeyi anlatmaya başlayayım. Ha. Şimdi, projemiz köklü bir değişim gerektiriyor. Yani buraya bir alışveriş merkezi yapacağız. Burası bomboş olacak, burası ring gibi. Ulan arkadaş, ne acayip bir şey ya. Barış Manço böyle anılmadı ya. Bu neymiş ya? Merak etme canım. Senin cenazen daha kalabalık. Ya bırak ne kalabalık olacak. Bir sen gelirsin cenazeme. Ben en başta geliyorum merak etme. Ya hadi beni geç. Hadi beni bırak. O Ziya'nın anısını yapılır mı ya? Gelip burada aslan gibi pozlarını paylaşacak. Ayıp denen bir şey var. Ayıptır ya. Şimdi şuraya bir can. Açacağız. Ahmet abi o nasıl gelmek ya? Bu kiloya nasıl geldin böyle sessiz sessiz? Yumuşak taban ya. Akıyor. Yumuşak mı tabanı? Vay be. Ya Can, sana bir maruzatım olacak. Nedir? Bu mübarek ağzına bizim Manav Tufan'a belki bir şey söylesen ha. Ya güzel bedduanlarla sen üstesinden gelirsin. Çok üstüme geliyor, ben baş edemiyorum. Ahmet abi, he? Kırmayayım kalbini. Tamam Gerda, tamam. Sileceğim bakkal defterini. Hesabını, hepsini sileceğim. Sen onu ağlat, ben seni güldürürüm ya. O ayakkabıların tabanı yumuşak mıydı Ahmet abi? He, yumuşak. Şu ayakkabılarını bir verir misin bana bir dakika? Niye? Bir şey deneyeceğim. Deme be. He. Allah'ım. Deme. Bunları böyle bir çözelim diyorum yani. Ne kadar korkutucu bir tip oldum ya. Ne de bu şarkı? Yok artık. Çok meşhur bir şarkıydı bu vaktinde. Nedir, nedir manası? Anlamı nedir? Haber ile dört bir yana canım, güneş topla benim için. Şimdi sen diyorsun ki bu yeni yapılacak yer bizi mutlu edecek. Peki nasıl olacak bu? Şimdi hepimiz Medi'yi çok seviyoruz tabii. Çok güvendiğimiz bir doktor. Ama bazı kompleks durumlarda nasıl tıkandığını biliyoruz. Ben de diyorum ki şöyle 24 saat açık ve ücretsiz bir polikliniğimiz olsa mesela. Bu bizi mutlu etmez mi? Beyefendinin hemşireleri olursa niye mutlu etmesin? Afiyet'cim sen rahat ol. Bak tüm hizmetler diyor Zeynep. 24 saat diyor. Arife teyze bugün gelmeyecek. Yok Arife gelmeyecek çünkü rahmetli Ziya Bey bütün hisselerini bana devretmiş. Kızım şimdi iyi diyorsun, güzel diyorsun da o arazi bizim değil ki Ziya Bey'in. Adam söz hakkını bize niye verdi? Vasiyetine sahip çıkalım diye. Şimdi ayıp olmaz mı? Ay aman Şerife abla, ayıp da neymiş? Oğlu olacak o can düşünsün. Ya bir de anne bir şey söyleyeyim mi? Bence eğer Ziya baba burada olsaydı ilk imzayı o atardı. Gerçekten. Hayır, sen öyle diyorsan hemen atalım imzaları hemen. Ha, zaten ne düşündünüz? İmzayı atacağız, sonra göreceğiz. Şerife teyzeciğim. Kamer. Nedir durumlar? Ben bir tane daha yerim ama siz devam edin. Lan salak, onu mu diyorum ben? Dışarıdaki durumları soruyorum. Ha. Her şey planladığımız gibi. Tıkır tıkır işliyor. Bu sefer gerçekten mahallenin üzerine bir güneş gibi doldunuz. Herkes sizden bahsediyor. Heykel belki küçük bir hedef ama... yakında mahallenin ismi Güneş Mahallesi olabilir. Buna engel ol. Havut devasınıza bayılıyorum ya Allah. Salak. Efendim? Mahallenin yeni adını çoktan hazırladım ve sattım Kamer.
biz bu projeden 5 kuruş para kazanacak mıyız? Hayır. Hadi sen salaksın, tamam. Ben salak mıyım Kamer? Estağfurullah. Haşa, olur mu öyle şey? Asla. O ne be? Bu nedir? Değil bir güneş saati. Hani güneş, saat serbest çarşı. Bu parkın görünmeyen karlı yüzü Kamer. He, he, bu şey bu. He. Süren başladı. Helal. Ne bu? Anladım. Şey, biz bununla şifreli kanalları, maçları falan bedava izleyeceğiz. Anten. Anten, anten sensin Kamer. Hem de neyin anteni olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu bir baz istasyonu. İzle. İstanbul'un yakın gelecekteki tek baz istasyonu olacak. Biz inşaatımızı tamamladığımızda diğer bütün baz istasyonları iptal olacak. Ve faal olan tek istasyon bu olacak Kamer. Biz de paraya para demeyeceğiz. Mahallemize de baz istasyon mahallesi diyeceğiz. Ya böyle, böyle işte. Bu. Bravo. Koş, imzaları topla. Beni canlandır. İnsanların yüzüne gülmek istiyorum. Gülelim ya. Çok şey bu, gel. Nasıl? Bir çıkabilirsin. Harikulade ya.